Çok keyifli. Şöyle şu hizamda İstanbul teknesi var. okyanusta iki Türk teknesi yan yana. Çok gurur verici. Evet, atam demiş ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Biz ordu değiliz. Artık barışın hakim olduğu bir dünyada olmak istiyoruz. Hedefimiz onun gösterdiği yolda daha da ilerisi. Okyanusta ilk günümüz. Evet. Dün ilk geceydi. Çok güzel bir. Bugün ilk gün. Yani sağ olsun bizi hırpalamadı. Evet. Ama hiç esmedi de. Keşke biraz daha Ya yok, esseydi. yoktu rüzgar. Ne yapalım? Şimdi çıktı ama bak kuzeybatı çıktı 10 knot. Fularma açtık. Gönderi taktık bir ara. Kupa geldi. Sonra rüzgar 2 knot'a düşünce gönderi söktük. İstanbul teknesi önümüzde biz arkasında. Gidiyoruz. Tıngır mıngır iniyoruz aşağıya. Yaşasın. Motoru kapattık, yelkenle gidiyoruz. Birazdan Pamuk da gelir. Oh be, sessiz sessiz. Harnı salatlarını döşemiştik. Ama bazı halatların gece döşedik. Bazı halatların altından geçmişti. Kesintisiz boydan boya gidilemiyordu. Şimdi onu ayarladım. Gayet iyi oldu. Ay. Ay. Süper. Günün en güzel anı. Şimdi başka bir sürpriz daha geliyor. Fazla Çukurprensi. Evet. Her yerin, evet her yerin Çukurprensi çok farklı. Şimdiye kadarki en güzel Çukurprens bizim Çukurprensimiz. Bayağı açıktan geçiyoruz Fas kıyılarını, yani karşı taraf Fas. Yani 50 mil, 60 mil açıktan geçiyoruz şu anda. Gece 3 saatlik nöbetler tuttuk hep. Birbirimizi görmedik. Bu bizim ilk okyanus seyrimiz. O yüzden her şeyi ilk defa tecrübe ediyoruz. İlk defa gönderi kullandık, gönder yaptırmıştık. Pau kaptan da muhabbet güzeldi ama değil mi? Çok. Evet. Evvelsi akşam korkunu yen hayalini yaşa sloganının sahibi Fahrettin Kaptan'la 3 tekne sohbet ettik internetten. O şimdi Amerika'da o. Florida'da değil mi? Evet, Florida'da. İstanbul teknesi, Özi, biz. Biz tanımıyorduk, tanışmamıştık. Onlar tanışıyorlardı. Ama ben başından beri takip ediyorum. Evet, Pamir çok iyi takip ediyordu zaten. Ben de takip edebildiğim sürece Pamir kadar YouTube'a takılamıyordum ama çok da beğeniyordum. Bekliyor bizi karayipler aroma içmeye. Evet. Pau Harika bir kaptan sohbet. geliyoruz, bekle. Çok çok keyifliydi, bitmedi yani. Zoom'un süresi doldu, sürekli yeniden başladık, doldu yeniden başladık. Keyifliydi. Biz yeni tanıştığımız için o da bilmiyormuş. Bir yerden hatırlıyorum ismi falan dedi ama tabii sosyal medyada insan bir şekilde göz aşinalığı oluyor. Evet, böyle. Evet, bu Sabah. oltadan da bir hareket bekliyoruz Evet. artık. Bir cırlama, bir ben de Evet. buradayım iddiası. İskele bordamızda İstanbul var. Bu sabah uyandığında çorba istedi canım. Çok daha önceden yapmıştım. Ama çıkartıp sonradan dolaba yerleştirememiştim. Dolayısıyla pilav ve şey dışarıda kaldı.
mekanlar bir anda darma duman olabiliyor. O yüzden sürekli toplamak da gerekiyor. Burası küçük manavım. Mutfak oldu. Bir tek marul dışarıda. Zaten salata yapacağım. Ve zeytinler burada. Tamamdır. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Avare. Avare İstanbul. Kanal 12. 12. İstanbul, İstanbul, İstanbul avare. İstanbul dinlemeli. Kaptanım, yani rüzgar olmadığı gibi olanı da yön değiştirdi. Ya bu nasıl bir şey anlamadım. Deniz yarıldı, rüzgar içti. Şaka gibi. Yelkenler kapalı bizde. Motorla gidiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bizde de yelkenler kapalı, motorla gidiyoruz. Şaka gibi. Hava değişti, havayı değiştirdim mi? Görebiliyor musun sen? Bakmadım, oyalanıyordum. Bir bakayım, haber vereyim. Tamamdır. Kanal 16. 16. Onun Fredrik Wind'in offshore uygulamasından aldık hava durumunu. Hiç böyle kafadan rüzgar göstermiyordu. Yani tamamen bütün yol boyunca kupa gelmesi gerekiyordu ya da geniş apaz. Şimdi bildiğimiz orsa geliyor. Oğlum. Oğlum neredesin, göremiyorum seni, kulaklarını görüyorum bebeğim. Sen ne yapıyorsun burada bakayım? Kızım ama. Kızım ama. Gelsene yanıma. Gelir misin yanıma? Ha? Oğlum. Burası güzel mi bebeğim? Minnoşum. Minnoşum benim. Minnoşum. Ooo Tuncis'im benim. Bombis'im. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ooo ooo. Seni seviyorum. Biliyor musun bu şarkıyı? He? Uykucu lapacı. Uykucu lapacı. Hydromane'i kurduk ilk defa. Ama birkaç saat tuttu. Çok güzel tuttu. Ben bir kısmında aşağıdaydım. Sonra tutmamaya başladı, nedeninden bulamadım. Hikmetinden sual olunmaz diyorum. Ama tuttuğu zaman çok keyifli. Hem otopilot sesi yok alt kamerada yeterken. Bizim alt kamerada çok mutlu. Zaten motor sesi yoktu. Çok güzeldi. Herhalde kullanmaya alışacağız. Bulutlar pamuk pamuk. Bitti yanıma mı geldin bebeğim? Evet. Ben de seni çok seviyorum balım. Evet kalbim.
Perşembe saat 7:30. Bugün ana yelkenin halatı makaranın gövdesiyle o dönen kısmı arasına sıkışmış ve yelkeni açamadık. Makara ile beraber halatı oradan aldık. Halatı çıkarmak için biraz uğraştık. O da çok yordu tabii. En sonunda pamir halletmiş. Yaptık ama yerine yeni makarayı taktık. Makarayı. Halatı da bağladık. Kuseyir yapıyoruz. 9-10 knot civarında. Sailing İstanbul teknesi şu anda görüş mesafemizde değil ama konuştuk. Seslerini duymak iyi geldi. Biraz uzaklaşmışız. Biz biraz daha açıktan gidiyoruz. Onlar daha kıyıya yakın gidiyorlar. Bir ara biz motorla gittik. Onlar da orada ikiz yelkenlerini açtılar. Göremeyince şey de yapamayacağımı sandım. Hani telsiz irtibat da kuramayacağız zannettim ama bizim de onların da telsizleri uzun mesafeli. Seslerini duyunca çok sevindim. Çok garip bir duygu. Balım benim. Ballı oğlum. Ballı oğlum benim. Sen kucağıma mı geldin? Oğlum, yalanarak geliyorsun bebeğim. Kim var burada bebeğim? Gelemiyor mu? Şimdi aydınlanmaya başladı. Rüzgar pervanesi çalışıyor, onun sesi. 15-17 arası rüzgar esiyor. Dün cuma, saat sabah 7-8 sıraları.
istiyorum. Dünden beri böyle bu küçük, dünküler daha büyüktü, dev dalgalar bize hem yol aldırdı hem çok hırpaladı. Hava çok çok sertti. Tamamdır. Bir de gemi trafiği. İnanılmazdı. Yani bu kadar da sert olunca otopilotu da bırakmak istemedik. Duman palasına da çok yükleniyor o zaman. O yüzden bugün de zor bir gündü. Dün de zor bir gündü ve geceydi. Bu gece de var. Şilep geçti yanımızdan, bir Türk şilebi. Kaptanı yabancıydı. Ona sorduk hava durumu nasıl diye. Aynı bugünküyle dedi. Hep çok uğraşıyorduk tabii. Çünkü yarın sabah ya da öğleden önce varamayacağız. Yani rüzgar hafifledi. Yani dün 32 gördüm ben. Bizim hızımızda 9 knotları vuruyordu. 8-9 knotları. Dolayısıyla 40 knot bir hava vardı. Bu geceyi de 40 knotla nasıl geçirebiliriz bilmiyordum ama öğleden sonra inişe geçti hava, çok şükür ki. Şimdi yine dalga var ama en azından bir moral oldu. Yemek yedik. Bu da iyi oldu. Valla yarını iple çekiyorum. Duş alıp çünkü fena uyuyabilirim. Bu arada İstanbul teknesiyle de ayrıldık. Onlar neredeler bilmiyoruz. Anons ediyorum. Yani en son dün konuşmuştuk erken saatlerde. Şimdi neredeler onu da bilmiyorum. Anons ediyorum ama yanıt alamıyorum herhalde. Uzaktalar. Çünkü onlar bizden kıyıya daha yakındı. Agadir'e kadar, Agadir burnuna kadar biz 50 mildeydik. Kıyıya 50 mil mesafedeydik. Onlar son ikiz yelkenleri açtıklarında bayağı kıyıya doğru gitmişlerdi. Belki girdiler bilmiyorum. Merak da ediyorum. İşte varınca herhalde haberleşeceğiz. Görünür de yoklar ama. Şimdi bu kadar. Kanarya Adaları'na geldik. Yani gelmedik. Geliyoruz. 25 milyonumuz kaldı. Bana geldik gibi geliyor. 570'leri neredeyse bitiriyoruz yani. Bugün güneş de yüzünü gösterdi. Fırtınaları geçirdik, dalgaları aştık. Gerçekten zorluydu. Ama başarmanın gelmenin verdiği yok da değil. Öyle. Şu anda 11 ila 15 knot arasında hava var. Ana yelken Mengü kadar. Ceneva camadanda motor seyri, motorla beraber seyrediyor. Çünkü beni uyandırdığında fabir yağmur yağıyordu. Bayağı yükselmişti hava. Camadanda açmıştık ama ana yelken biraz daha büyüktü. Hani ufaktı. Sonra bir havalar değişti. Şu anda yani o fazla yakın bir seyir yok diyoruz. Kupadan döndük. Gönderi falan topladık zaten gece. Ondan sonra durmam. Evet, mutluyuz ve de dururuz. Ama çok yorgunuz. dinlenince bir şeycikler kalmaz diye umuyoruz. Pamir kaptan uyuyor, pamuk uyuyor. Pamuk garibim o fırtınada o da can yeleği giymek zorunda kaldı.
korktu da bayağı bir. Sokuldu, sığınmak istedi falan. Ama geçirdi bunları. Şimdi keyifli babişin yanında uyuyor. Kanarya Adaları'nın, Lanzaretta'nın üstündeki küçük bir ada var. Şimdi orayı bordalıyoruz. Gresiozo'ydu. Evet. Oraya da herhalde bir 13 milimiz kaldı. Az kaldı. Oley oley. Pamukcuğum, yolumuz az kaldı oğlum. Evet, içerisinde bomba patlamış gibi. Bir nevi bomba patladı zaten. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sen de mi öyle bekliyorsun Pamuk? Gel. Pamuk da çok yoruldu. 5 tam gün sürdü diyebiliriz. Salı günü akşam çıktık. Bugün 8'i sanıyorum. Değil mi? 9 Ekim bugün. Öğleden sonra herhalde ikilik varmış olacağız. Lanzarote Adası solumuzda, iskelemizde. Gresiosa Adası sancağımızda. Bir oraya gideceğiz. İstanbul teknesi daha geride. Onlar da gelecekler. Ve arkadan diğerleri. Çok heyecanlıyız. Zorlu bir seyir oldu. Hep şunu düşündüm. Gerçekten çok zor olduğu anlarda. Mükafat. Şimdi ısırmacaları bağlama zamanı. Buraya bağlıyorum birini. Tamam, bağla. Herhalde bir şey var. Halatların fazlasını içeride bıraktım. Koç boynuzuna oda ettim. Bunları vereceğiz. Tamam. Yetmezse buradan uzatıveririz. Tamam. Şeye dikkat et bak. Balık şeyine. Batmasın o. Evet, bağlanmaya hazırız. Lanzarote Adası'nın kuzeyi. 9 Ekim 2022. 4 Ekim saat 8.30'da çıktık. 9 Ekim'de sanıyorum bir yarım saate bağlanırız diye düşünüyoruz. Pardon, kaymış görüntü. Bir taraftan hazırlıkları tamamlayıp bir taraftan fotoğraf çekmek zorluyor. Çok güzel görünüyor. Ucunda da bir fener.